Go. Merhaba asker. Sağ ol. Biz de sağ ol. Azer. Yunanlı genelinde karargahı var. Evet. Deniz, tarihi deniz zaferleri sergilemekte. Bugün gördük böyle deniz zaferini. Kep saklamı yapılır. Yine efendim şu tarafta gördük. Bu şey 1974 Antalya'yı burada paylaşmak istedik. Evet. Türk Deniz Kuvvetleri Deniz Hava Unsurları, İHA'larımız. TC Gayret Komutan, biliyorsunuz 1974 Barış Harekatı'ndaki sancak ünitesi. Bugün denizcilik ve kabotaj bayrağımız. Tabii ki hem limanlarımızdan hem denizlerimizden yararlanmak için büyük bir organizasyon gerekirdi. Kapitülasyonların kaldırıldığının bir yıl dönümüdür. Dolayısıyla Türk denizcilik hareketinde önemli bir gündür. Deniz kuvvetlerinin oluşumu, kuvvetlendirilmesi ve Türk Deniz Kuvvetleri'ne tamamen devredilmesi inin bir yıl dönümüdür. Dolayısıyla Mavi Vatan dediğimiz mevhum için de çok önemlidir. Bugün vatan dediğimiz topraklar sadece karada değil, denizdeki ve deniz altındaki zenginlikler de bizim için bir vatandır. Ayrıca hava sahası da fevkalde önemlidir. Dolayısıyla deniz, hava ve kara hep birlikte mütalaa edilmesi gerekir. Vatan deyince deniz birliğimizin, komutanlığının burada ziyaret etmemiz bizi çok mutlu etmiştir. Çok güzel de bir arşivleri vardır ve müze şeklinde çok güzel sergilediler geçmişten bugüne. Dolayısıyla biz hem deniz kuvvetlerimizde, hem kara kuvvetlerimizde, hem hava kuvvetlerimizde övünüyoruz ve daha güçlü olmalıyız gerektiğinde. Daha büyük bir deniz havalimanına da ihtiyacı olabilir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin. Çünkü bu mavi vatanda göz dikenler çok fazladır. Deniz zenginlikleri bugün çok ciddi oranda artmıştır ve keşfedilmiştir. Bundan dolayı da denizdeki haklarımızı korumak için daha güçlü bir deniz birliğine, deniz birliği komutanlığına ihtiyacımız vardır. Görev yapan arkadaşlarımızı tabii tebrik ederken, başta Barbaros Hayrettin Paşa olmak üzere büyük deniz komutanı ve deniz harplarında, denizleri, Çanakkale Deniz Zaferi'nde şehit düşenleri, Preveze Deniz Savaşı'nda şehit düşenleri, yine 74 Mutlu Barış Harekatı'nda şehit düşen başta denizciler olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Hayatta olanlara tabii ki uzun ömür diliyoruz. Hayattan göç eden bütün gazilerimize, gerek deniz gazisi, gerek hava gazisi olsun, gerek kara kuvvetlerinde gazi olsun, onlara da, hayatta olanlara uzun ömürler, göçenlere de rahmet diliyoruz.